Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Newton'un hareket yasalarını inceleyeceğiz. Cisimlerin hareketini incelediğimiz kinematik bölümden sonra cisimlerin hareketinin neden meydana geldiği sorusuna cevap bulacağımız dinamik bölümüne geldik. Cevap kuvvettir. Bir cismi çektiğimizde veya bir cismi ittiğimizde bir etki yaratırız. Bu etki kuvvet olarak adlandırılır. Kuvvet F ile gösterilir. F bir vektördür. Esir birim sisteminde F birimi Newton'dur. Ve büyük N harfiyle gösterilir. Newton'un birinci hareket yasasını yazalım. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfır ise iki sonuç vardır. Cisim duruyorsa durmaya devam eder. Yani V eşit sıfır ise durmaya devam eder. Eğer cismin hızı varsa, yani hareketli ise, bu hız sabittir. O zaman cisim hareketli ise sabit hızla hareketine devam eder. Burada çıkan sonuç şudur. Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet, yani toplam kuvvet, vektör olarak yazalım, eşit sıfır ile verilir. Bu Newton'un birinci hareket yasasıdır. Buradaki sonuç şudur esasında. V eşit sıfır veya V eşit sabit ise daha önce kinematikten bildiğimiz üzere hızda bir değişim yoktur. Hızlı değişim olmaması ivmenin sıfır olduğu anlamına gelir. Newton birinci hareket yasası için örnek bir problem çözelim. Soru. M kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi 3 tane kuvvetin etkisi altındadır. Bu 3 kuvvet F1, F2 ve F3 XY düzlemindedir ve XY düzlemi yere paraleldir. Cisim duruyor ise F1, F2, F3 arasındaki ilişkiyi bulunuz. Newton'un birinci hareket yasası bize şunu tanımlar. Cismin üzerine etki eden net kuvvet eşit sıfır ise cisim duruyorsa durmaya devam eder. Burada iki boyutta verildiği için x ve y ekseni boyunca net kuvvetleri yazalım. Yani f net vektör x ekseni boyunca sıfır olmalıdır. Buradaki bileşkeleri yazacağım biraz sonra. Diğeri ise f net, yani y ekseni boyunca tüm bileşkelerin toplamı sıfır olmalıdır. Bakalım burada ne var elimizde? Burada elimizde F1, F2, F3 vardır. F3'ü daha kolay anlaşabilmek için bunların bileşenlerini ayıralım. Yani burası teta'ya göre baktığımızda F3 çarpı sin teta. Buraya bakalım. Bu da F3 çarpı kosinüs teta'dır. Bunları Fy, 3y ve F 3x diye adlandırabiliriz. İlk önce vektör olarak yazalım. Yani F1 vektör artı F3x vektör eşit 0 olmalıdır. Bunların yönlerini işin içerisine koyduğumuzda buradaki vektörleri kaldıracağız. Yani pozitif x yönünde F1 şiddetinde bir vektörümüz var. Ters yönde baktığımızda şiddeti F3 kosinüs teta olan bir vektörümüz söz konusu. Yani F1 eğer F3 kosinüs teta'ya eşit olursa bu cisim x ekseni boyunca hareket etmez. Diğer yandan y ekseni boyunca inceleyelim. Y ekseni boyunca artı yönde bir F2 kuvveti vardır. Ve görüldüğü gibi zıt yönde, yani eksi yönde diğer bir vektör söz konusudur. Ama vektörleri yazarken şu şekilde yazmamız gerekir. İki vektörün toplamı sıfır olmalıdır. Şimdi skalere geldiğimizde, yani şiddetlere baktığımızda yukarı yönde F2 kuvvetinin şiddeti vardır. Aşağı yönde ise F3 sinüs teta eşit sıfırdır. O zaman F2 eşit F3 sinüs teta olursa bu cisim y ekseni boyunca hareket etmeyecektir. Hız eşit sıfır ve v eşit sabit için çözüm aynıdır.
Bunun anlamı şudur. Herhangi bir doğrultuda siz bunu sabit bir hızla hareket ettirirseniz bu M kütlesini bulacağınız sonuç F1 eşit F3 kosinüs teta, F2 eşit F3 sinüs teta'ya eşittir. Hepinize başarılar dilerim.